Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bu mektubu şerif 259. mektup, 1. cidden. Bu mektupta peygamberlerin salavatullahi ala nebine aleyhi ecmain Hindistan'a da gönderildiğini ve Allah-u Teala'nın hiçbir kariyeyi fetret devri hariç boş bırakmadığını, risaletten, nübüvvetten hali tutmadığını beyan ediyordu. Orada bir sual gelirse diye, o suale cevap mahiyetinde buyuruyor ki İmam Rabbani Kudsesi Ruh Sami Hazretleri وَلَا يَعْتَرِضِ الْكَاسِرُ وَلَا يَعْتَرِضِ İtiraz etmesin. İtiraz edemez, o manada olabilir tabii. El-kâsırû, yani aklı, ilmi az olan kişi hünâ, bizim bu iddia ettiğimiz makamda اَنَّهُ شَانْ لَوْ بُعِثَتْ gönderilseydi el-enbiyâhu peygamberler fi arz-ı Hind Hindistan topraklarında peygamberler gönderilseydi lebelega elbette ulaşırdı nabze ne haberu bi'seti onun gönderildiği peygamber gönderildiği haberi elbette kesinlikle ulaşması lazımdı bel yani bilakis daha doğrusu yani kâne yunkalu nakledile gelir olurdu ne zâlikel haberu bu haber nakledilirdi neyle bir tevatürü tevatürle yani tevatür Türkçe manasında değil. Türkçe'de böyle kurafe uydurma gibi kullanıyor. Buradaki tevatür manası yalanda birleşmeleri düşünülemeyen büyük cemaatler onlardan onlara böyle tevatürle nakledilirdi, edilmeliydi. Niçin li teveffürü devai? Teveffür vefret yani bolluk manasında. Devai, daiyenin cevi sebepler manasında. Davetçi sebep teşkil eden li teveffürü devai. Sebepler bol olduğu için bu konuda yani nakledilmesini gerektiren hadiseler çok olur. Çünkü birisi peygamberlik ilan etmiş veya peygamberlik ilan edilmez yani. Zaten Allah-u Teala'nın vermesiyle beyan edilir. İlan etmiş derken ilan edilir. İlan edilir de iddia, asılsız iddia manasında ilan edilmez. O da tabii ki herkesin ilgisini çeken bir husustur. Onun için bu çok yayılması lazımdır. Çünkü sebepleri bol bunun yayılması için gereken ortam hazır. Veleyse, madem ki böyle bir şey olmadı, yani Hindistan'da şu peygamberler gönderilmiş falan diye bize kadar bir haber gelmiş olmadı ise, feleyse, o zaman peygamberin gönderilmesi de vakı olmadı. Veleyse o olmadıysa, feleyse bu da olmadı. Şeklinde bir itiraz vakı olamaz. Yennâne kûlû, çünkü biz diyoruz ki, inne davete havlâ ilenbiyâ, bu peygamberlerin davetleri, davet dine çağırmaları, Allah-u Teâlâ'nın tevhidine davet etmeleri, bütün peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de hepsi anlatılmıyor zaten. Ama anlatılanlardan anlatılmayanların da tebliğ usulü, davet metodu anlaşılıyor. O da nedir? اُعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ اِلٰهِ غَيْرُهُ Yani ben sizden ücret istemiyorum. Allah'ın dinini davet ve tebliğe geldim. Önümüzde ahiret var, cennet var, cehennem var. Dünya ahireti saadetini istiyorsanız benim davetime uyun. Bu işte sizden para da istemiyorum. Ubudullah'a sadece Allah'a kulluk edin. Maleküm min ilahin gayru sizin için Allah'tan gayrı hiçbir ilah yoktur şeklinde bu kelime Enbiya-i Azam salavatullahi ala nebine ve mecmain hazarat arasında ittifaklı olan bir davet ve tebliğdir yani. Onun için bu nebilerin Allah'ın yoluna davet etmeleri, çağırmaları lem tekün değildi âmmeten. Umumi manada değildi. Yani her peygamber bütün dünya halkı da gönderilmiş değildir. Belki anet doğrusu idi davet ve bazıyım. Onlardan bazısının davet ve tebliğ mahsusaten özeldi bir kavmin, bir topluluğa, bir kabileye, bir kavme, bir aşirete falan, bir köye ve davet ve bazıyım. Bazılarının daveti, çağrısı bir kariyetin, bir şehre, ev bir beldetin ya bir beldeye. O zaman peygamberlerin daveti böyleydi. Zaten sahih hadiste Buhari'de de geçiyor. كَانَ النَّبِيُّ بَعْثُ اِلَى قَوْمِ خَاصَ وَبُعْثُ اِلَى النَّاسِ عَامَّ Evvelce Nebiler kendi kavmine özel gönderiliyordu Rasul olarak. Ya da Rasul yani Nebi yani. Beni İsrail'de 1000 tane Nebi aynı dönemde yaşadığı var. Her köyde bir Nebi var. Zaten yani toplum Mezopotamya'da veyahut da Orta Doğu'ya doğru yayılmış. Nurtufan'dan sonra Mezopotamya'dan, Irak'tan, Babil'den gelen Cizre'den o öyle yayılmış bu tarafa halk. Esas tabii Hint'ten de, Hint'te
Her zaman halk var çünkü Adem Aleyhisselam'ın indirilişi Hint diyarındadır ama saçma sapan işte sorular soruyorlar. Deistlik, ateistlik namına işte efendim Avrupa'ya hiç niye peygamber gönderilmemiş? Yahu efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen Avrupa mı vardı? Yani Avrupa peygamberler dönemi zaten İsa Aleyhisselam 2000 sene geçmiş şu an gönderildiği. Yani İsa Aleyhisselam'dan sonra da fetret var. O arada bir şey gönderilmemiş yani. Halkın ekseriyeti Orta Doğu'da. Bizim Doğu Güneydoğu'muz tabii çok eski yerleşim. Yani Nuh Aleyhisselam, Cudi bile bizim memlekette yani. Tufan'da geminin yerleştiği dağ mesela. Dolayısıyla yerleşim yerleri buralardır. Çünkü Tufan'da zaten dünyada bir insan kalmamış. 80 kişi kadar en kuvvetli rivayet o da yani. Daha zayıf rivayetlere göre 8 kişi. Oğullarıyla, eşleriyle. Oğulların eşleri yani. Kendi bir eşi değil. Yerleşim buradan yani yeniden Adem Aleyhisselam'dan sonrayı bırak. Nuh Tufan ile bir daha sil baştan. Dolayısıyla yerleşim buralarda. Sen şimdi peygamber ne yapacak? Kanada'da. Kanada mı var? Avustralya kıta mı tespit edilmiş? Amerika bulunmuş 400 sene evvel yani. Zaten İsa Aleyhisselam havarileri gittiler yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti zaten gitti. Yani her tarafa tebliğ ulaştı yani. Ta oradan Semerkantlere kadar, Bukharalara kadar, Rusya'ya kadar. Rusya'da, Tataristan'da, Kazakistan'da sahabe kabirleri var yani. Hep oralara sahabeler gitti. Nereye gitmedi? Fakat bir de şu mesele var. Geçmiş ümmetlerdeki nebilerin ekserisi kavmine özel gönderiliyordu. وَبُعِثُوا لَنَّاسِ عَمَّ Ben bütün insanlara gönderildim buyuruyor bu hadis-i şerifte. Zaten bu ayetle de sabittir yani. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَتَلْ لِنَّاسِ Bütün insanlara buyurulan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus bir şeydir. Diğerleri bölgeseldir yani. Musa aleyhisselam İsrailoğullarına, İsa aleyhisselam İsrailoğullarına mesela. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Araplar, ey Acemler, ey Türkler diye bir hadisi yok yani mesela. Araplara özel bazı ilanları duyurular olmuş olabilir. Ama hitapları ey insanlar yani. Çünkü veda haccında hep ey insanlar diye geçiyor hutbesinde. Çünkü neden? Bütün insanlığa, hatta cinlere de gönderildi. Ahmeri vel esvedi. Orada cin ve insanlar manası çıkıyor. Hepsine gönderildim buyuruyor. Onun için Hindistan'a peygamber gönderildi de biz niye duymadık falan. Veyahut da kitaplara niye geçmedi, tarihsel dökümanlarda niye yer almadı gibi bir şey. Varit olmaz diyor. Ve yümkünü, şu da düşünülebilir, mümkündür. En yüşerrifallahu subhanehu. Allah-u Teala'nın şereflendirmesi şahsan bir zatı. Fi kavmin bir toplumun içerisinde, evkariyetin bir kasabanın içerisinde, bir beldenin içerisinde ki böyle olmuştur zaten. Mümkündür derken vuku da böyledir yani. Neyle? Bir aziz devleti, nübüvvet devletiyle, şerefiyle. Feyed'u ve onun da davet etmesi düşünülebilir. Kimihum onları, o kavmi, kasaba halkını. Nereye? İlâ marifet-i sâni'i. Bir yaratan olduğunu, o yaratıcı zatı tanımaya çağırması. Ve yemne'a, engellemesi onları. Neden? Âne ibadet-i gayr-i teâlâ. Allah-u Teâlâ'dan başkasına kulluk etmekten men etmiş olması. Sonra feyükezzibûne, onların da yalanlamış olması. Kimi o şahsı, o zatı. Daha ve ensibûne, nispet etmiş olmaları o şahsı. Ne ile cehaleti, bilgisizliğe, daha ve dalaleti. Sapıklığa yani şaşırmışlığa nispet etmesini düşünmek, böyle vaki olduğunu düşünmek mümkündür. Zaten böyle olmuştur. Çünkü kavimler inkar etmişlerdir. ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ اُمَّتَ رَسُولَا كَذَّبُوهُ Yani ayetlere baktığın zaman her nebi tekzip olunmuş. İttifakla birisine iman edildiğine ben bir şey ayet hatırlamıyorum yani. Peş peşe gönderdik diyor. Her Resul geldiğinde ümmetine كَذَّبُوا فَتْمَانَا بَعْضًا بَعْضًا وَجَعَلَهُمْ حَادِيثٍ Biz de onları helakta birbirinin ardına taktık. Onları, hikayeleri, kıssaları anlatılan azaba uğramış toplumlara dönüştürdük. فَبُرْدَ الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ İman etmeyen kavimler rahmetten uzak olsun, cennetten ırak olsun buyuruyor Allah Teala. Beddua ediyor. Dolayısıyla birçok ayet-i kerimeler bozsa vardır yani. Hep tekzipteler. Tekzipte birleştiler, inkarda birleştiler, tevhidde birleşmediler. Bu sefer peygamberlerine aynı ifadeleri kullandılar yani. İnna lene rake fî sefahetin ve inna lene zunnüke minel kâzibîn gibi. Biz seni sefahet içinde yani ahmaklık, beyinsizlik ne görüyoruz haşa diye. Yani Kur'an-ı Kerim birçok surelerde bunları beyan ediyor, bunların beyanlarını. Peygamberlerin cevapları, neyse bir sefahetin, bende sefahet yok, bende cehalet yok, bende dalalet yok. İnna lene rake fî dalâlin mübîn. Biz seni sapıklıkta görüyoruz. Yani çünkü sen atalarının ilahlarını bıraktın, putları bıraktın. Bir milletin değerlerine saygı göstermiyorsun. Bizim değer verdiğimiz şeye karşı çıkıyorsun. Tek başına bir adamsın yani şimdi bu. Akıl kârı değil, akıllı işi de değil.
Çünkü sen topluma uyarsan falan rahat edersin yani. Ama şimdi sen topluma karşı hakkı haykırırsan sıkıntı çekersin, bedeli ödersin. Peygamberlerin bütün vazifeleri budur. O zaman da tabii kavmi tevhide alışmamışlar, şirk içinde yaşamışlar, putlardan hep medet ummuşlar, ibadetten onlara tahsis etmişler. Aykırı bir şey konuşunca, geleneğe göreneğe aykırı, toplumun genel kabulünü dışlayan bir şey söylediği zaman vay sen cahilsin, vay sen dalalettesin. İşte Kur'an bunun örnekleri. Peki feizenteha, sonra nihayet bulduğu zaman inkârum, onların bu inkârları, hangi kavmin kariyerin ehalisine bir Nebi Zişan gönderildiyse onlar hemen inkârla karşılamıştır. Sonra o inkâr zirveye ulaştığında ve tekzibühüm, yalanlamaları, iyyâhum, nebileri, enbiyayı, nereye vardığı zaman, ilâ nihayeti, sonuna ulaştığı zaman ve gâyeti, son noktaya vardığı zaman, yuhlikumullâhu celle ve alâ, Allah-u celle ve alâ, onları toptan helak ediyor. Niçin? Gayraten. Gayraten, yani Rabbimiz taraf tuttuğu için, gayrete geldiği için. Gayrete gelmek, Türkçedeki gayret, yani böyle mesai sarf etmek, çalışmak, çabalamak manası değil. Gayret aslında kıskanmak. Arapça manası budur. Burada gayret nebi, o peygamberinin ne yapılan eza ve cefaların son raddesine geldiğini görünce, tabii orada da bir imtihan vardır. Peygamberlere de hemen dua ettikleri zaman kabul olur ama vakti saati var. Ve küllü nebin mücab. Her nebi mücaptır, müstecaptır. Duası kabuldür ama bu nebisi için Mevlamızın gayreti, yani o nebiye yapılanlara karşı devreye girmesi, azabını devreye sokması manasına geliyor. Tabii bizim kıskançlıklarımız anlamında lügat manası burada verilemez. Ama tabii ayet-i kerimede de beyan ettiği vecihle مَتَا نَسْرُ اللّٰهِ dedirtene kadar hatta اِذَسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ Rasuller tamamen ümidi kesiyorlar. وَظَنُّ وَنُّ قَدْ كُذِبُ Yani bize vaat edilen yardım sözü ne zaman çıkacak yani? Herhalde dünyada değil artık, bu ahirete kaldı gibi bir şeye. Vehme kapıldılar, manası da var. جَاهُمْ نَسْرُنَا Yardımımız o zaman geliyor. فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ Dilediklerimiz kurtarılıyor. Ne diğer ayet-i kerimede zaten? مَسَّتُهُ الْبَسَاءُ وَالضَّرَّاءُ زُلْزِلُهُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعْهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ O zamanki Rasul, ki Rasul diyor bak, Nebi de değil yani. Rasul daha yüksek makamda, 313 tane var. Rasul olan ve onunla beraber iman eden müminler ne diyorlar? مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Yani geç buluyorlar. Ama o zaman اَلَا اِنَّ نَصْرُ اللّٰهِ قَرِيبٌ Şimdi Allah'ın yardımı çok yakındır. Tabi Mevla Teala hemen serserinin biri kalkıp bir peygambere, nebiye, resule bir hakaret etti zaman, bir şey dedi zaman tak bütün kariyeyi helak etmiyor yani. Kur'an-ı Kerim bunun kıssalarıyla doludur. Ümmetlerin inkar tekzibi nihayet derecesine vardığı zaman Allah Teala o nebisini korumak üzere o kavmini toptan helak ediyor. Ve kezelke yine böylece yumkinu, mümkündür yani düşünülebilir, vakidir. En yub'ase gönderilmesi nebiyyün bir peygamber, aharu diğer bir peygamber, bade müddetin bir zaman daha geçiyor. Şimdi onların kavmi helak oldu falan, onda işte arta kalan bekiyeden çocuklarından yeniden bir zürriyet, bir nesil yetişiyor falan. Ya da azab-ı istisal, kökünü kazıma azabı Kur'an-ı Kerim'de geçen azab-ı istisalde zürriyet kalmıyor. Zaten maymuna, domuza falan döndürülenlere zaten zürriyet kalmıyor. Onun için bir müddet sonra ilah kavmi başka kavme bir nebi gönderilir. Ev kariyetin başka kasaba halkına gönderilir. Feyyuamile o nebi muamele eder. Yani davranış sergiler. Hüm o kavmine ne gibi? Kemâ âmelel evvelu ondan önceki nebi Zişan kime kavme o kavmine nasıl davrandı? İşte tevhide davet etti. Şirkten nehy etti falan. Böyle o da davranır. Feyüf'ale Allah-u Teala tarafından ceza verilir yani. Ceza muamelesi yapılır. Bihim onun da kavmi aynı işleri yapınca tekzipte, inkarda geçmiş kavimler gibi muamele yapınca peygamberine eza cefa yapınca feyüf'ale yapılması bihim o ikinci gelen nebinin kavmine de kemâ fu'ile yapıldığı gibi bir evâilihim onlardan önce geçen mükezzip, münkir, müşrik kavimlere yapılan muamelenin bir misli de aynı helak muamelesi yapılması düşünülebilir. Yani zaten böyle oldu. Ve hakeza işte böylece ilama o şeye kadar bu işi götürebiliriz ki şahı diledi Allah-u Teala. Allah-u Teala dilediği kadar bunun misallerini çoğaltabiliriz. Yani Mevla ne kadar dilemiştiyse. Burada 124 bin, bir vaat 224 bin, bir vaat ancak Allah-u Teala'nın sayısını bileceği kadar kavimler, ümmetler geldi geçtiler.
Onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? لَا يَعْلَمُمْ اِلَّا اللّٰهِ Yani ancak Allah bileceği kadar, Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceği kadar arada ümmetler geldi geçtiler diyor. Yani onların çoğunun kısalığını anlatmadı. وَقُرُونَ بَيْنَ ذَٰلِكَ كَزِيرًا وَكُلَّنْ ضَرَبْنَا لَوْ لَمْسَالِ وَكُلَّنْ تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا Aradaki asırların halileri yani yüzlerce yıllar hepsine misalleri açıkladık işte demek ki ve küllen diyor. Ve küllen dediğine göre işte hepsine gönderilmiş yani manabani onu anlatmaya çalışıyor. Küllen barabne alev lemsal. Fetret hariç hepsine gönderilmiş yani. Ama küllen tebberna tedbir ama hepsini de helak ettik büyük bir yıkımla yıktık geçirdik diyor. Çünkü neden? Hepsi de tekzipte birleştiler. Peygamberlerden de zaten ve Resulen lem neksusum aleyk. Bazı rasuller yani birçok rasuller diyeyim orada temin teksire gider çünkü anlatılan 25 tanedir yani. Hadis-i şeriflerde diğer bazı tabii Yuşa Aleyhisselam'dır. Bazı Şahiyye Aleyhisselam, Ermiye Aleyhisselam gibi, Hızkır Aleyhisselam gibi bazı hadis-i şeriflerde veya rivayetler diyelim. Onlardan nakledilenler yani 50-100'ü bulmaz yani bütün rivayetleri tam tabii hata etmemişim o noktada şey etmedim ama Enbiya-i Azam'dan isimleri geçenler sayısı 50-100'ü geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de de 25. Öyle rasuller var ki diyor, çok ona. Öbür sayı hadiste 124 bin, 224 bin. İsmini bildiğin, kıssasını bildiğin 50-60-100. Onun için çoğunu anlatmadık. Yani rasulen, çok rasuller var ki. Lem neksusum aleyk. Minüm men kasasna aleyke ve minüm men lem neksus aleyk. Anlatmadıklarımız da var buyuruyor. Ki ekseriyet onlardandır. Demek ki dünyanın her yerine davet ulaşmıştır yani. Halkın bulunduğu toplum. O zaman Hindistan'a da ulaştı diyor yani. وَاَثَارُ وَلَاكِ الْقُرَى Memleketlerin yıkımlarının helake uğratılan eserleri, izleri وَالْبِلَادِ Birçok şehirlerin كَثِيرُتُنْ Çoktur فِي اَرْضِ الْهِنْ Hint toplumunda. Hint toplumunda diyorsun. Buradaki imparatorluklar yani İstanbul'dan Konstantin ondan evvel bir şey düşün. 5000 seneye dayanan yıkımlar kazılarda şurada burada eserler, izler çıkıyor. Kemikler çıkıyor, kafatasları çıkıyor. Helaksız, toptan bir helak olmadan da ölmüş, gömülmüş olabilir ama öyle değil. Yıkım eserleri var. Yerle bir olmuş, yerin dibine geçirilmiş, gölün altında kalmış, üstlerine su çıkmış, göl olmuş. Birçok şeyden bahsediliyor yani sırf Anadolu'da. Anadolu'da, Hint'te de diyor çok diyor İmam-ı Hazretleri. Tabii 400 sene, 450 sene evvelki şeyler daha izler ortadadır belki şimdi tabii şehirleşme var falan. Eski şehirlerin de medeniyetlerin üstüne tabii yeni yerleşimler yapıldıkları için kapanıyor gidiyor. Kazılarda ekseri eserler çıkıyor. Ve evlâ'l kavm bu kavimler yani geçmiş peygamberlerin gönderildiği ümmetleri ve in helekû helak olsalar da ama velakinne kelimete tilket daveti Allah Teala'nın birliğine davet ve kulluğuna davet kelimesi yani la ilahe illallah dönemine göre işte Adem Safiyullah, Nuh Neciyullah, İbrahim Halilullah, Musa Kelimullah, Davud Halifetullah, İsa Ruhullah gibi peygamberlerin kendi dönemlerindeki Mevla Teala'nın onlara verdiği sıfat ve vasıf ile beraber Kelime-i Tevhid'in ikinci kısmı zaten Muhammedur Resulullah kıyamete kadar baki olan davet kelimemiz. Bu daveti temsil eden, bu daveti beyan eden kelime, tebliğ ifade eden tevhid kelimesi bakiyetün, baki kalmıştır fîmâ beyne. Ekranihim, onların yakın dönemsel yakınlarında yaşayan kavimler için veya yakın akrabalar için veya işte helak oldu bu taraf, bu şehir kaldı mesela. Onlar da onun aynı dönemde yaşamışlardı, aynı zamanda yaşamışlardı ama onlar helak oldu, bunlar kaldı diyelim mesela. Belki peygamber tekzip, eziyet yapmadılar, zulüm yapmadılar mesela. O davet kelimesi onun için kaldı. Ayet-i kerimede ne buyurur? وَجَعَلَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ve ceale Allah-u Teala yaptı ha o kelime-i tevhidi yani Allah'ın birliğine daveti ve şirkten uzak durma ve putlara tapmama Allah'ın dinine teslim olmak ya adı İslam'dır. Adem Aleyhisselam'dan beri adı İslam'dır. İnne dîne indellâhil İslam. İslam sadece bizim dinimizin adı değil. İslam bütün peygamberlerin dininin adıdır. Müşterektir. Şeriatlarda farklılıklar olmuştur. Dinin adı İslam. Yani Allah'a teslimiyet. Hangi dönemde ne buyuruyorsa ona kabul ettim dediğin zaman İslam odur. Bu itibarla o tevhid kelimesini ve nübüvvete, risalete tabii iman da buna dahildir. Hangi dönemde hangi nebi zişan varsa o da tevhidin Allah'tan başka ilah yok imanda yetmemiştir. Hiçbir zaman yetmez.
ben tevhid ehliyim dese yine müşrik oluyor. Kelime-i tevhidin diğer kısmında Allah-u Teala hangi dönemde kendi birliğini, varlığını, hangi peygamber vasıtasıyla tebliğ ettiği hükümlerini, helallarını, haramlarını bildirdiyse o peygambere inanmadığın zaman zaten Allah'ı kabul etmen manasız kalıyor. Çünkü neden? Allah seninle konuşmuyor. Sana kitap da indirmiyor, vahiy de göndermiyor. Bir peygambere gönderiyor. Sen bu sefer ben Allah'a inanıyorum ama peygambere inmiyor. İşte deistle ateistin farkı yok o demek. Cehenneme girmek bakımından. Çünkü neden? Allah'a inanmanın bir manası yok ki. Allah senden konuşmuyor, etmiyor. Sen Allah'ın hangi emrinden haberdar olacaksın, yasağından haberdar olacaksın, peygamber yoksa? Onun için o boş bir laf. Ben sadece Allah'a inanırım, boş bir laf. Niye? Allah bu alemi yaratmış, beni yaratmış. Ondan sonra bana bir emir göndermemiş, bir yönetim tayin etmemiş, beni hayvan gibi koyvermiş. E bu senin kendine hakaret. Deist olmak insanın kendine hakaret. Çünkü ha Allah'a da inanmıyorsan o başka. Ben yaradan maradan tanımıyorum. Ot gibi bir terizidir. O başka. Onun mantıksızlık yönünü anlayabiliyorum yani. Mantıksızlığını anlayabiliyorum. Deistin mantıksızlığını da mantığım almıyor yani. Çünkü neden? Çünkü sen yaratan var ama hiçbir elçi göndermediği için beni hayvan yerine koymuş. Beni hayvan yerine koymuşsa bu yaratıcı bana hayvan muamelesi yapıyor mu? Çok hakaret etmiş bana yani. Hem Allah Teala'nın şanına yakışmaz. Ah seni takvim üzere yarattığını mühmel bırakmak. Ehsebül insan en yutra kesülden insan boşu boş bırakıp canım sanıyor diyor. Bir de insanın kendine hakaret. Deistler en büyük hakareti kendilerine yapıyorlar. Çünkü kendilerini hayvan yerine koymuşlar. Neden? Allah var ama peygamber ben kabul etmiyorum. Niye? Elçi göndermemiş. Elçi göndermemişse senin ne farkın var? Affedersin yani orman mahsullerinden. O zaman dava düşüyor. Bu kelime ve ceala Allah bu kelimeyi yaptı yani tevhid kelimesi. Ama tevhid kelimesinin içinde risalet ve nübüvvet mündemiştir. Dinler arası diyalog meselesi, diyalogçuların gavurluğu, şirki buradan patladı işte. Yani Muhammed Resulullah'ın lüzumu olmadığını deyince la ilahe illallah boşa düştü zaten. Onun için kafirden bir farkı yok. Bu kelimeyi Allah ne yaptı? Bakiyeten kalıcı yaptı. Nerede? Fî akibihî. Onun akibinde. Akib zürriyet demek. İbrahim Aleyhisselam zürriyetinde o kelimeyi yerleştirdik. Ama zürriyetin içine yerleştirdik. Hepsi değil yani. Onun için fî akibî diyor. Zürriyetin hepsini Müslüman yaptı buyurmuyor. Ama zürriyetin içinde tevhid inancı devamlı kaldı. Leallehum ta ki onlar yarcuun. Yani sapıttıkları zaman, şaşırdıkları zaman, helak oldukları zaman ne yaparlar? Yine dönerler. İşlerinde tevhidi yaşatan bir nesil kalır. Ondan iman öğrenirler, vahiy öğrenirler ve hidayet bulurlar. Ta ki onlar dönsünler. Yani başvurmak istedikleri zaman sapıttık, şaşırdık, yol arıyoruz. E kime dönecekler? Belki Hakk'a dönerler ve müracaat edecekleri adam bulurlar diye zürriyetin içinde bıraktım buyuruyor. Zaten onun için burada da İmam Rabbani Hazretleri bu hadisin için burada delil getiriyor. Bölgenin tamamı Hint diye adlandırılıyor. Hindistan. O topraklarda da peygamberler gönderilmiştir. Davet onlara da ulaşmıştır. Oradaki helak olan kavimler çok olmuştur. Tekzip ve inkarlar yüzünden. Ve lakin onlar helak olsa da başka bir nebi gönderiliyor. Başka bir kavme gönderiliyor. Zaten keşifle de onların kabirlerini tespit ettim diyor. Üzerlerine nur yağıyor diyor. Onları da tabii zaten yerlerini de gösterdi. Buyuruyor ki وَخَبَرُ نُبُوَّةِ الْاَنْبِيَا Peygamberlerin nübüvvetinin haberi öyle ne bilek el meb'useti Allah tarafından kullarına tebliğ için gönderilen peygamberlerin nübüvvetinin haberi innema ancak yebluhu ulaşabilir kime ne bize yani ne zaman bize ulaşır idâ saddeke tasdik ederse hum onları cem'un büyük bir topluluk kesirun çok fazla bir cemaat onlar tasdik ederse ümmeti çok olursa daha ve kaviye kuvvetlenirse emru, onun işi güç kazanırsa tabii ki o zaman ne oluyor? Şahitler çoğalıyor. Şahitler çoğalınca da birbirinden intikalen bize kadar 2000 sene evvelki, 3000 sene, 5000 sene evvelki kavimler, topluluklar, başlarına gelenler mevzu ediliyor. Ve emma izâ câe ama bir gelirse şahsun, tek bir şahıs, bir peygamber geldi bir kavme, bir topluluğa, bir beldeye, bir kasabaya veyahut onların içinden de ekseriyetle kendilerinin içinden gönderiliyordu. Eski ümmetler ve peygamberlerin ilişkisinde mesela ve ila adine kavm hudu, ad kavmine kardeşleri hudu. Kardeşleri derken yani akrabalık bakımından, din bakımından kardeş olmadılar inkar edenler tabii ki.
Ve ilâ semûde hâm sâliha. Semud'a kardeşleri Salih'i gönderdik. Yani ve ilâ meddene hâm şuayba. Meddene kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onların tanıdıkları, bildikleri, Peygamber gökten inmiyorken aslında doğuyor, yetişiyor, büyüyor yani. Sonra Allah Teala murad ettiği vakitte ona, onu vahiyle müşerref kılıyor. O da ümmetine anlatmaya başlıyor. Bu sefer diyorlar ki, sen evvelce böyle şeyler konuşmuyordun. Şimdi nereden çıkarttın bu işleri diyorlar mesela. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına kadar kendi putlara tapmamış, hep uzak durmuş ama esiri bunlara tapmayın, tek ilah Allah'tır, ona tapın diye bir davet de yapmamış. Bu sefer adam diyor 40 yaşına gelmesi, 40 senedir görüyorsun biz bunlara tapıyoruz, şimdi kalkıyorsun bizi bunlardan ne yetiyorsun? Anladın mı? Onun için bütün peygamberler aynı tekzip ve inkarlarla ümmetleri tarafından karşılandılar. Onun için bir şahıs geliyor ve daha davet ve tebliğ yapıyor. Eyyamen birkaç günler. Tabii Nuh Aleyhisselam 950 sene onu Kur'an-ı Kerim demese biz nasıl tahmin edelim yani 950 sene. فَلَبِثَ فِيهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِنَا اَمَا 50 sene müstesna, 1000 sene kaldı diyor kavminin içerisinde. Yani 950 sene yaşadı değil. 950 sene tufandan önce. Bir de 40 yaşında peygamberlik geldiğini düşün. Onu da çık diyelim. Sırf tebliğ dönemi, fi kavmi kavminin içinde yani tebliğ için 50 müstesna 1000. Yani 950 olduğunu ayet söylüyor. فَاَخَدَهُمْ tufan ve zalimun. Sonra onlar şirk içindeyken tufan onları aldı yakaladı buyuruyor. Ama diğer peygamberlerden tabii 10 sene, 20 sene, 30 sene onları bilemeyiz. Belki birkaç gün bile tebliğ yapsa yeter. Çünkü neden? Ümmetine hakkı duyurmuştur. Ama tabii Nuh Aleyhisselam gibi 950 sene falan tabii diğer peygamberlerde öyle bir şey bilmiyoruz yani. Birkaç gün bile davet etse, femadâ, sonra geçip gitse, yani vefat etse veya onları terk etse, öyle ya şimdi peygamberlere Allah-u Teala vahyediyor, bunlara azap gelecek, sen çık git. Lut Aleyhisselam'a bildirdi bunu. اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبُحُ Sabaha çıkmazlar, sabah vaktinde helak olacaklar. Eleyse subuhu bir garip, sabah çok yakın değil mi buyurdu. Onun için mesela, ehlini de al, git buyuruyor. Birkaç sure-i cellede bu geçiyor. Dolayısıyla ümmetin içinde kalıp da azabı yaşaması gerekmiyor. وَلَمْ يَقْبَلْ kabul etmediyse daveti o bir peygamberin davetini tebliğ ahadün hiç kimse kabul etmediyse onlar helak oldular. ثُمَّ جَاءَ sonra geldiyse aharu diğer bir peygamber çünkü yeni yetişen kavimler oluyor veyahut da başka bir kariye kasabaya peygamber gelmemiş oraya geliyor وَفَعَلَ o da yaptıysa misle مَا فَعَلَ yaptığı gibi kim el-evvelu önce geçen birinci peygamberin yaptığı gibi tebliğini davetini yaptıysa فَسَدَّكَ tasdik ettiyse, inandıysa o ona شَخْصٌ وَاحِدٌ bir kişi inandı. فَسَدَّكَ tasdik ettiyse el-âhara diğer bir peygamberi, isnani iki kişi اَوْيَا سَلَاسَتُنْ üç kişi tasdik ettiyse ki Hindistan'da da öyle oldu diyor. Geri iki mektuplarda Hindistan deyince şu andaki Pakistan, Bangladeş büyük bir coğrafya. Dünyanın yarısı, yarısı üçte biri. Yani şu anda da topladığı zaman oralarda 3 milyon insan yaşıyor yani. Dolayısıyla o bölgelerden bahsediyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Oralarda hep peygamber gönderildi buyuruyor. Ama diyor, benim diyor keşfime göre diyor, manevi keşfinden de bahsediyor. Bu Hint bölgelerinde gelen peygamberlere 4 kişinin ümmet olarak tabi olduğunu görmüyorum diyor. Ha diyor, hiç kimsenin inanmadığı peygamber var. Görüyorum bunlar diyor yani manen gösterildi bana diyor. Kimine biri iman etmiş, kimine iki kişi iman etmiş, kimine üç kişi iman etmiş. Fakat diyor, Hindistan bölgelerinde diyor yani bir peygambere üçten fazla dört kişi birlikte iman etmiş bir peygamber göremiyorum diyor. Yani dört kişi iman da toplanmamış, ihtima etmemiş. Hep küfüre gitmişler. En fazla üç kişi bir peygamberin ümmeti olanı görüyorum diyor. Sen hala diyorsun ki Hindistan'a peygamber gönderildiğin o bölgelere falan hiçbir delili yok. Niye? Çünkü bize böyle bir haber ulaşmadı diyorsun. Ya sana ne ulaştı da bu ulaşmadı. Femineyne o nereden yenteşiru yayılacak el haberu? Bunun haberi nereden yayılacak? En fazla üç kişi bir peygambere iman eder. Üç kişinin çoluğundan, çocuğundan zaten geri kalan kavmin, kabilenin tümü kafir. Kaç nüfus varsa. O üç kişiye de diyorlar, peygambere zaten her gelen peygambere illa kâlu sâhirun ev mecnun. Biz senden evvel hangi peygamberi gönderdikse diyor Kur'an. İlla kâlu mutlaka ne dediler? Sâhirun. Ya büyücü dediler ev mecnun ya deli dediler. Etevâsavbi. Sanki öncekiler sonrakilerle görüşmüşler de birbirine vasiyet mi etmişler? Vasiyetleşmişler mi? Aynı lafı söyleyeceğiz. Yok.
Belum kavmun tağut. Hepsi de azgın kavim oldukları için tuğyanları, azgınlıkları, şirkleri, inkarları aynı inançta ve aynı, tabi şeytan okutuyor hepsini, aynı sözde birleştiriyor hepsini. Yoksa dünyanın başında geçen Nuh Aleyhisselam'ın kavminin lafların aynısı, bugün ahir zamanda gelen ateistlerin, deistlerin, dinsiz kitapsızların, sındıkların laflarıyla aynı ya. Nuh kavminde mi ders okumuşlar yani? Azgınlıkta birleşmişler buyuruyor. Zaten en fazla 3 kişi iman etmiş. Kimine hiçbiri kabul etmemiş. Kimine 1 kişi, 2, 3'ten fazla inanan bir nebide ihtima etmemiş. Ümmet birleşmemiş. Geri kalanlar da onlar için hakikaten ya büyücü demiş ya deli diyor. Ayete göre öyle. O zaman bunların doğruluk haberi, böyle bir peygamberin insanları hidayet ettiği, tebliğde bulunduğu, tebliğinin tasdik edildiği, büyük bir değişiklikler yaptığı alemde, dünyada gibi bir haberin yayılmasını nasıl bekleyebilirsin? وَكَانَ الْكُفَّارُ Kafirler idiler o zaman. كُلُّهُمْ Hepsi فِي مَقَامِ الْاِنْكَارِ İnkar makamındaydılar. Yani makam duruş demek. Durdukları nokta neydi? O gelen zatı inkar, tekzip, yalancısın, delisin, büyücüsün, bilmem nesin, aklını yitirmişsin. Eskiden böyle değildin, şimdi nereden çıkarttın bu işleri falan. Laflar aynı. O zaman وَكَانُوا idiler يَرُدُّونَ Reddiye yapıyorlardı alamen o kimselere karşı ki kâne onlar idi, yuhalifi o kişiydi. Yuhalifi ters düşüyordu. Ne? Dine âbâî. Babaların, ataların dinine. Adam hangi puta, hangi ağaca, maymuna, Hindistan'da ağaçını ineğe tapıyorlar, fareye tapanı var, maymuna tapıyorlar. Babalarımızdan, atalarımızdan bizim gördüğümüz dinimiz var, diyanetimiz var diyorlar. Biz bunlara taparken onları gördük. Biz aynısını yapmaya devam edeceğiz diyorlar. Kur'an-ı Kerim de söylüyor bunu. Bütün müşriklerin sözü bu. Atalarının dinine ters düşen herkese reddiye yapıyorlar, ters çıkıyorlar, kabul etmiyorlardı. O zaman femen kim yekûnü olacak? En nâkile, nakleden kim olacak? Ve ilâmen kime yankulu nakil yapacak? Veyahut yunkalu nakil yapılacak. Ve zâhine böylece, geride geçtiği gibi, geçmekle geçtiği gibi ne? Enne elfâzâ risâleti, risâlet lafzı, risâlet, rasûl. Risalet, yani Türkçesi elçi falan işte diyor ama onu karşılamıyor tabii. Dini istilahlarda tabii Allah gönderiyor, vahiy ile gönderiyor, kullarına tebliğ için gönderiyor falan. Bütün bu manaları düşünmeden elçi kelimesi bunu ifade edebilir mi yani? Risalet kelimesi lafzı, Rasul tabii buna göre. Ve nübüvveti, nübüvvet lafzı yani nebi. Bir vasıtat-ı ittihadi daveti nebiyyine, bizim peygamberimizin davet ve tebliğinin bir olması vasıtasıyla. Yani bir olması ne demek? Bütün aleme şamil. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا Bütün insanlara müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdi. Bütün insanlar. Hiçbir peygamberde bu yoktu. فَكَانَ النَّبِيُّ بَعْثُهُ لِلَّا قَوْمِ خَاصًا وَحِسْبُهُ لِلنَّاسِ عَامًّا Sahih hadiste bir peygamber geçmişlerde kavmine özel gönderiliyordu. Ben bütün insanlığa umumi gönderildim. Onun için şimdi gidiyorsun Hindistan'da gidip peygamber diyor. Arabı da, Acemi de, Türkü de, Kürdü de. Lazı'da Çerkez'de Müslümansa Resulullah diyor, Nebiyullah diyor, Nebi diyor, Peygamber diyor, Resul diyor. Çünkü burada davet ve tebliğde ittihat oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davetinde aynı dönemde başka peygamberler gönderilmediği için ondan sonra da peygamber kıyamete kadar gönderilmeyeceği için İsa aleyhisselam, harici İsa aleyhisselam eski peygamber. O şimdi İslam'ı hakim kılmak için gönderilmesi ona zıt değil, onu konuşmuyoruz. Yeni bir din, yeni bir şeriat, yeni bir kitapla gelmeyeceği için kıyamete kadar başka bir nebi ve hatemen nebiyyin buyurulduğu için burada ne olmadı? Lafızlar değişmedi. Herkes aynı kelimeleri kullanıyor Resulullah Efendimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne vasıtasıyla bu böyle oluyor? Ve umumiha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davet ve tebliğinin genel olması, umumi olması itibariyle oluyor. Ama velem tekün bulunmuyordu hazil elfazu. Bu lafızlar nerede fi lügatil hindi? Hint lügatında böyle bir lafız, Rasul, Nebi, Peygamber gibi bir lafız yok. Hindistan'da Farsça konuşuyorlar mı? Yahu tamam da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Farslar Müslüman olunca peygamber kelimesi geçti buraya. Din istilahında kullanılan oldu Rasul'e. Nebilere peygamber deniyor oldu. Hint dediğimiz ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, İsa aleyhisselam'dan, Musa belki de ne kadar önceki gelen peygamberleri konuşuyoruz. Hangi dilden konuşuyorlar yani? O dilde, lügatta lafızlar yoktu ki hatta yukale takidensin lil enbiya il meb'usine minel hindi Hint halkından
Hint halkına Hintlilerden nebiler gönderildi dedi mektubun gerisinde var. Onlar için, onlar hakkında ne desin? Rasûlen, Rasûl tabiri kullanılsın. Ev nebiyyen yahut nebi kelimesi kullanılsın. Ev peygamber yahut peygamber kelimesi kullanılsın. Ev yahut da yüzgârûne onlar anılır olsunlar. Neyle? Bihazil esâmi. Bu isimlerle anılır olsunlar. Sen diyorsun yani Hindistan'dan bilmem falan adında bir Hint adıyla nebi falan diyelim yani. Anladın mı? Böyle bir şey nereden var? Gelip eski isimlerini de bilmiyoruz. O dönemde kullanılan, mütearraf olan isimleri de bilmiyoruz yani. Şu anda tabii çoğu Müslümanlardaki isimler İslam'ın bereketiyle veyahut İslam'dan esinlenerek, etkilenerek kullanılan isimler çoğu yani. Onun için Fars milletinin de, Türk milletinin de, Kürt milletinin de çoğunun yani Müslümanlara bakarsan isimleri Arapça oluyor yani. Ali'dir, Hasan'dır, Hüseyin'dir, Ahmet'tir, Muhammed'tir, Mahmut'tur. Yani ne söyleyeyim? Enes'tir, Talha'dır, Zübeyir'dir falan yani. Dolayısıyla o dönemde Risalet, Nübüvvet, Peygamber gibi tabirler Arapça, Farsça, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davetinin umumiyeti vasıtasıyla hepsi birleşti yani. Burada şu halk, bu halk, şu ırk, bu dil artık ayrımı kalmadı dini konularda, istilahlarda yani. Ve zahine nekulu biz diyoruz fi cevabı azet suali, bu sorunun cevabında bir tarik-ül muarazati, karşı bir atak yapma yoluyla diyoruz. Dedi ya, ya Hindistan'dan peygamberler göndermiş olsaydı bize kadar bir haberi gelirdi falan yani. Dolayısıyla gelmemiştir diyenlere muaraza yani karşılık verme üslubunu istimal ederek diyoruz ki ennehu şan, yani dikkatli dinleyin ilerisini. Levlem tüb'as, eğer peygamber olarak gönderilmeseydi el enbiya ve nebiler fil hindi Hindistan'da velem yed'uhum, onlar halkı çağırmasaydılar bilisanihim, kendi dillerini kullanarak onların lisanıyla yani Hint halkının anlayacağı dilden onlara davet yapmamış olsalardı ki zaten ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, biz her Resulü mutlaka gönderildiği kavmin diliyle onlara peygamber olarak gönderdik. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, onlara hakikatleri açıklasın diye. Çünkü açıklaması için Allah Teala'dan gelen emirleri, nehileri, hükümleri, haberleri, vahiyleri kavmine açıklayabilmesi için, tebyin vazifesini ifade edebilmesi için dillerini bilmesi lazım. Ha, ama onun için kendi kavmine gönderiliyordu. Tabii ki kendi kavminin diliyle konuşuyordu. Onlar da biz anlayamadık yani nedir, ne diyorsun ya diyemiyorlardı. Şuhab etsem kavmi biz seni ma nefkuhu kesiren bi ma tekulu, konuştuklarından çoğunu anlamıyoruz derken dilini, lügatını anlamıyoruz değil. Manasına aklımız ermiyor yani falan. Nereden çıkarttın bu işleri demektir. Yoksa kendi dilleriyle konuşuyorlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara, cinlere gönderilmiş. İnsanlar içinde 72 tane diyelim ne kadarsa işte lügat var. Daha da bir de dillerin alt lehçeleri var yani. Bir Kürtçenin kaç tane alt lehçesi var. Türkçenin var bilmem efendim. Arapçanın ona göre yani. Arap Arap'la anlaşamıyor yani Fas'ın Arabı'yla. Yemen'in Arabı icabında karıştırmışlar lehçeleri mesela. Biz bile gidiyoruz Özbekistan'da, Özbekler, Türkler, biz çoğun laflarını anlamıyoruz yani. Onlar bizi anlayabiliyor, biz çoğunu anlayamıyoruz mesela. Dolayısıyla bütün insanlara, cinlere gönderilmiş olan bir Nebi Zişan, tabii ki kendi kavmi içerisinde bulunduğu Mekke'de Arap dili olduğu için Arapça konuşarak gönderildi sallallahu aleyhi ve sellem. Farsça birkaç kelimelerde bazı hadislerde rivayet ediliyor konuştu. Ancak orada hiç böyle bir peygamber yok ki. Her peygamberi kavmini lisanıyla gönderdik dediği kavmine gönderildiği için. Ama bütün alemlere gönderilen sadece Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için ve arsalnake illa rahmetel alemin der. Bunu anlatıyor işte. O zaman ne oluyor? Oradan tercüme. Yani işte biz Arapça öğrendik. Size bütün ayetleri, hadisleri Türkçe ananızın diliyle anlatıyoruz yani. Biz tefsir, hadis, fıkıh okuyoruz, size anlatıyoruz, tercüme ediyoruz, tercüme kitap yazıyoruz. O zaman yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliği size ulaşmış oluyor Arapça bilmeseniz de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir konu tabii. Sadece o 224.000 peygamber arasından onda tercümeler devreye girmek zorunda kaldı yani davet ve tebliğ hususunda. Geri kalan da hepsinde kendi dilini konuşuyordu kavminin. Sen şimdi dersen ki Hintlilere peygamber hiç gönderilmedi. Dünyanın 1/7'i Hint coğrafyasının halkı işte demin dedim toplarsan onlar 2,5 milyondan fazlaya ulaşıyor belki o bölgelerin tümünü saydığım bölgeleri baz alırsanız yani. Yani onların asıllarına, atalarına, ecdadına hiç peygamber gönderilmedi dersen
onlara kendi dillerinden davet yapan gönderilmişti derse, o zaman lekâne elbette olur. Hükmü havlâil kavmi, Hint toplumunun hakkındaki hüküm nedir olur? Hükmemen. O kimselerin hükmü olur ki, neşeye yetişti, fî şâkil cebeli. Dağın tepesinde, zirvesinde yetişti de, peygamber görmedi, kitap duymadı, vahiy duymadı. Onlar nasıl fetret eli gibi toprak olacaklar dedi Mahrub Hazretleri. Eşariye göre cennete gidecekler. Maturidiye göre cehenneme gidecekler. Ama bunlar hiç tebliğ ulaşmadığı için ekseri ulemanın kavline, ittifakına göre cehenneme girmeyecekler yani en azından. Cennete girme işi Mahrub Hazretleri kabul etmiyor. Ama en azından felâ edhulûne. İman Rabbani'ye göre toprak olsalar bile girmeyecekler o zaman en nâra cehenneme. Neyle beraber? Mâ vücûdî temerrüdî. Kısır döngüye göre temerrüd, inatçılık, süreklilik yani. Temerrüd bulunduğu halde yani inadına kâfir oldukları halde, bile bile kâfir oldukları halde, işitip de inanmadıkları halde ve de'vel ulûhiyyeti, dahası ilahlık iddia ettikleri halde, kendilerini ilah yapmışlar, heykellerini yaptırmışlar, taptırmışlar yani eski Hint kralları bilmem neleri. Bu iddialar olduğu halde cehenneme girmeyecekler mi bunlar o zaman? Velâ yekûnû, olmayacak levm onlara ne? El azâbu, azab el muhalledu, ebedi kılınmış sürekli azap onlara nasip olmayacak mı demek istiyorsunuz yani diyor. Hiç bunlara peygamber gelmedi, vahiy gönderilmedi. Bunlara da kendi dilinden tebliğ yapan bilgisi olmadı bu toplumlara. Dediğin zaman bunların hiçbiri o zaman cehenneme girmeyecek. Hadi cennete gidemeyecek zaten. Maturidiye göre de öyle, doğrusu da öyle. İman yok, ameli salih yok, cennete gidemeyecek. Ama bunlar mükellef mesul olmadıklarından Allah da وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Rasul gönderene kadar azap edici değiliz ayeti var. Topladın mı ne çıkıyor? Bunlar cehenneme girmeyecek çıkıyor. Diyor ve azâ. Bunu böyle düşünmek işte bu. Mimma o şeyler cinsindendir ki la yartazî. Razı olmaz, kabul etmez. Neyhi onu el aklu akıl, öyle aklı esselîm. Selim demek selamette kalmış. Daha Türkçesi vesveseden, evhamdan, ahmaklıktan, cehaletten kurtulmuş bir akıl varsa sende öyle bir akıl bunu kabul etmez. Ve la müsaidu ayrıca desteklemez. Müsait olmaz yani yardım etmez. Ne yahu buna? Ne el keşfu? Keşif yani manevi evliyaullah Allah Teala manevi alemlerin hakikatini gösteriyor. Perdenin arkasını gösteriyor. Öyle keşif ve sahihu. Sahih olan keşif. Yani mürşidi kamil, ekmel, mükemmel zatlar, İmam Rabbani gibi müceddidler. Sahih olan, doğru olan bir keşfe sahip isen o keşif de bunu desteklemez. Yani feinna çünkü biz bak nüşahidü görüyoruz. Bazı meradetiyim Hindistan'daki kafirlerin yani eski dönemdeki İslam'dan önce geçmişler bu bunlar. İmam Rabbani Efendimiz Aleyhisselam'dan 1000 sene sonra gelmiş yani. O da ondan evvel ki daha da İsa Aleyhisselam'da da fetret var zaten. Onu da çık dışarı oho 1500 sene gerisini konuşuyor kendisi itibariyle. Yani demek ki 1500-2000 sene evvelki kafirlerinden bazı azgınlarını diyor. Niye bazı diyor? Çünkü o dönemdeki her kafir de azgınlık etmeyebilir. Peygamber hakikaten hepsine ulaşmamış olabilir. Şahıs şahıs tek tek hepsine ulaşmamış olabilir. O dönemde de aklı yerinde olmayan olabilir. Vahyi anlayacak kafası olmayan olabilir falan falan. Ama bazı inatçılarını, onların bazısı inatçı diyor. O bazı da kimler? Tabii ki bile bile inkar edenler, merede cinsinden olan merede inatçı, maritin cemisidir. O azgınlarını keşfimizde görüyoruz. Cehennem açılıyor, gösteriyor. Evliyaullah, Lev-i Mahfuz'u görüyor, Cennet Cehennem'i görüyor. Abdülkadir Geylani bunu söylüyor. Meşayih söylüyor, Muhyiddin İbni Arabi söylüyor. Bütün meşayih bunda ittifak ediyor. Keşif o demek zaten. Ben buna inanmıyorum. Sen inanmıyorsan da sana zaten dolu ayet hadis okudu ya. Ayet hadise inanmıyorsan cehenneme zümara bana ne yani? Zaten ayet hadise uygun olmayan keşif atılır, alınmaz. Onun için İmam Rabbani Hazretleri diyor ki sahih keşif de bunu desteklemez yani. Hindistan bölgelerine hiç peygamber gelmemiş oralar. Ve işte milyonlarca, milyarlarca işte kaç yüz bin senelik dönem işte. Dönemde hiçbiri cehenneme gitmeyecek. Olur mu öyle şey diyor. Çünkü onların bazısı azgın insanlar. Peygamberlere inadını, inkar, isyan, eziyet yapmışlar diyor. Biz onları görüyoruz. Fî vesatılcâim. Cehennemin tam ortasında yanarken görüyorum diyor gözümle diyor. Yani onun için diyor. Ne ayete uyar bu iş? Yani geçmiş dönemlerde hiç peygamberler o kıtalara, o bölgede gitmemiş falan, göndermemiş falan. Ne ayet hadise uyar, ne aklı selim bundan razı gelir, ne de sahih keşif bunu destekler. Vallahu sübhanehu, noksan sıfatlı adam münezzeh olan Allah alemi en iyi bilendir. Ne bir hakikatil hali.
hallerin, durumların, vaziyetlerin gerçek yüzünü Mevla'dan iyi bilen kimse olmaz yani. Ama bizde ayet hadis diyor, aklı selim ve keşf-i sahih muvaciyesinde bu konuda sizlere bu ilimleri yazdık buyuruyor. Allah-u Teala şefaatle nail eylesin. İmam Rabbani Kutsesur Hazretleri'nin tecdit alanındayız. Bu son 1000 sene, artık ondan sonra kıyamet, bu 1000 seneyi, Hazreti Mehdi'nin zuhuru ve İsa Aleyhisselam'ın nüzulü, bu 2000'i geçmez buyuruyor zaten kendi kesin. Dolayısıyla bu dönem bütün Müslümanların müceddidi, itikatlarını tahsih ve tecdit eden, nurundan, bereketinden yararlandığımız yegane zat İmam-ı Rabbani'dir. 2000'in mücedditliği makamında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den sonra başka bir kişi, bu hiçbir evliyadan da hiçbiri gelmemiştir ve gelmeyecektir. Çünkü 3. bir bin olmayacağı zaten muhakkaktır. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. Aleyhi ve sellem.